Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Konya Akşehir'de kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Konya Akşehir'de bulunan Teras Kafe'ye konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Muhammed Bey bulunuyor. Muhammed Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz Muhammed Bey? Tabii ki, ben Muhammed Altunel Akşehirliyim kendim. Müzik öğretmeniyim. Öğretmenliğe de devam ediyorum. Bu sektöre de başladık. Yaklaşık 3 aydır burayı açtık. Bu şekilde devam ediyor. Peki bu macera nasıl başladı? Biraz izleyicilerimize bilgi verebilir miyiz? Tabii ki. Ben müzik öğretmeniyim ama bu tür mekanlarda sürekli canlı performans yapıyorduk. Canlı müzik yapıyorduk. Yabancısı değilim. Hep bir kendi mekanım olsun diye istiyordum. Çok şükür nasip oldu. O şekilde. Peki Teras Kafe müşterilerine ne gibi hizmetler sunuyor burada? Teras Kafe'de sabahları serpme kahvaltılarımız var öğleye kadar. Serpme kahvaltımıza yaklaşık 28 çeşit ürün kullanıyoruz. Hepsini kendi bölgemizden günlük taze ürünler seçiyoruz. O şekilde sunuyoruz. Onun haricinde bütün dünya kahveleri mevcut. Soğuk içecekler alkolsüz olarak veriliyor. Yine bütün dünya soğuk içeceklerimiz mevcut. Tatlı çeşitlerimiz var, pasta çeşitlerimiz var. Tatlı çeşitlerimizden özellikle waffle'ımız çok meşhurdur burada. Dondurma kızartmamız var. Dondurmalı Antep katmerimiz var. Onun dışında yiyecek olarak menemen tavalarımız var, kumpirimiz var, tost, hamburger. Peki özellikle dondurma kızartması nasıl yapılıyor? Biraz ona değinebilir misiniz? Tabii ki. Dondurma kızartmasını Maraş dondurmasından yapıyoruz. Çok sert olduğu için hemen erimemesi lazım. Üstüne kadayıf, tel kadayıf da sarıyoruz. Bunu belli bir soğuk derecede tutuyoruz. Donduktan sonra kızarmış yağın içine anlık bir şekilde atıp çıkartıyoruz. Ondan sonra sunum yapılıyor. Yani ayrıca sıcak sıcak mı yenmesi gerekiyor? Evet, sıcak yenmesi lazım. Ayrıca bir püf noktası var. Onu da söylemiyoruz tabii. Peki ilerleyen zamanlarda herhangi bir organizasyon düşünüyor musunuz burada? Mesela canlı müzik yapılacak mı? Evet. Bu aydan sonra başlayacağız. Haftada iki akşam, cuma cumartesi akşamları canlı müzik performansı yapacağız. Ayrıca her ayda bir akşamda dışarıdan misafir sanatçıları getireceğiz. Küçük çaplı organizasyonlar yapacağız o şekilde. Şimdi Muhammed Bey, Konyalı olduğunuz için burada bir kafe açma gereksinimi duymuşsunuz ama ilerleyen zamanlarda Teras Kafe'yi başka şehirlerde de görme şansımız olacak mı acaba? Evet, kesinlikle zaten amacımız o. İlk şubemizi Akşehir'e açtık. Bundan sonra inşallah işlerimiz iyi olduğu sürece de şubelerimizi Teras Kafe olarak diğer şehirlere de açmayı düşünüyoruz. Burada onun dışında organizasyonlar falan düzenleniyor mu? Mesela doğum günü sürprizleri falan yapılıyor mu? Evet, doğum günü geceleri yapılıyor. Onun haricinde öğrencilerin, bu da üniversite öğrencisi de bayağı fazla. Onların kendi küçük çaplı organizasyonları var. Onlar da yapılıyor. Muhammed Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak toparlayacak olursak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Müşterilerimize, bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Biz hizmetimize devam edeceğiz. Onları da bekliyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz size. Evet sevgili izleyenler, Konya Akşehir'de bulunan Teras Kafe'ye konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?